kaybettik. Üst kata baktınız mı? Yıkamayı bitirip işlemi yaptığımızda getireceğiz. Of, çok yoruldum abla. Ay. Yani hayatımda ilk kez kendime elbise alıyorum diye yoruldum valla. Kızım, yorulmaya fırsat mı var? Daha misafir ağırlayacağız. Ay, nihayet gelebildin Songül'cüm ya. Aa. Songül? Ah, Canan Hanım. Aa. Ne oldu size böyle? Ne olmuş Canan Hanım? Ay. Yani çok hoş olmuş tabii de, yani nasıl oldu? Aa, sen birkaç beden küçülmüşsün. Ne oluyor yahu? Korse, korse. Korse mi? Ben de alayım bari ondan. Ya ben şaşırdım ayol. Bugün kızımın sözü var. O günün önemli anlamına göre giyindik yani. Biricik kızım ya, bir tane gel tatlım. Heh. Oh. Gel bakalım canım benim, şunu şöyle yapalım. Ha, sen onu al ablası. Ay. Her şey hazır mı? Katremçiler geldi mi? Geldiler çay. İçerideler. Hah, iyi. İyi, al bakalım canım bunu. Hah, şimdi ben de bir gidip bakayım da eksik yedik bir şey kalmasın. Ha, bir bak bakalım. Ah. Anne. İnanmıyorum. Bu ne? Ay kuzum, sendeki güzellik ne? Azıcık böyle bir giyindik, süslendik. Saçımızı falan yaptırdık işte. Ayakkabıların temiz mi? Evet, temizledim. Heh, tamam. Biz de şimdi çıkaralım. Sonra altlarını siler, giyeriz. Anne. Ha oğlum, geldin mi? Al bakayım sen şunu. Al, bu da senin. Üst baş hemen değiştiriyorsun. Tamam mı canım? Anne, kraliyet ailesine mi katılıyoruz ya? Hayırdır? Oğlum, kardeşinin istemesi var ya. Allah Allah. Ben bir içeriye bakayım da eksik yedik bir şey kalmasın. Ya kızlar, ne oldu böyle birdenbire Allah aşkına? Şaşırdım kaldım. Ne gibi Canan Hanım? Eskiden başkalarına bakıyorduk, şimdi de biraz kendimize bakalım dedik. Öyle mi? Korseden ben de taktım. Gerek yoktu ama. Allah Allah. Nereden geliyor yahu bu değirmenin suyu? Hadi birinden borç aldı diyeceğim. Bu devirde kim kime bu kadar borç verir? Ben açarım. Aman efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyursunlar, buyursunlar Cihangir Beyciğim. Can Hanım. Ah, çok zarifsiniz. Ablanız herhalde. Ablam. Mürüvvet efendim. Memnun oldum efendim. Ben de Canan. Buyursunlar lütfen. Memnun oldum. Burada herhalde yoktur değil mi terlik adeti? Yani böyle girebiliriz değil mi? Yok efendim, biz terlik kullanmıyoruz. Üç kuşaktır. Çok güzel. Buyurun efendim. Lütfen. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Mürüvvet Hanım. Hoş geldiniz Cihangir Bey. Merhaba. Songül abla, çok güzelmişsin. Ne yapmışım, saçımı öyle başka taradım. Ayakta kalmayın, buyurun lütfen. Buyurun, buyurun lütfen. Buyursunlar efendim. Rahat geldiniz inşallah bu sefer. Evet. Biz taksiyle geldik Nişantaşı'ndan. Hiç trafiğe takılmadık. Vallahi küçük araba olunca pır 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 aralarda. Buyursunlar efendim. Songül abla inanmış ya. Vallahi ben de bilmiyorum ki. Sabah ayrıca ablalarla beraber çıktılar. Böyle bambaşka bir şekilde de geri geldiler. Asıl sen çok şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Bugün galiba.
Evet. Neyse hadi gelelim. Hadi. Merhabalar, tanışamadık biz. Hayriye Hanım ben, Medine Hanım. Merhaba. Geçen günkü tatsızlık için kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma oldu. Tabii. Canan Hanımcığım, ne kadar çok zahmet etmişsiniz böyle hazırlıklar. Yorduk sizi. Estağfurullah efendim. Siz buraya kadar teşrif ettiniz. Zahmetin sözü mü olur? Ne demek ki? Yok canım, siz hiç merak etmeyin. Yani biz Canan Hanım'ı yormadık Cihangir Bey. Ben yaptım hepsini. Ya yanlış anlaşılmasın. İkramlıkları ben yapmadım. Parasını ben ödedim. Hı. Gel son gülüm. İşte Cihangir Beyciğim, ben de eşimden ayrıldıktan sonra bir nevi evladımı adadım kendime. Hayattan elimi eteğimi çektim diyebiliriz yani. Canım, istirham ederim. Siz daha çok gençsiniz. Ne biçim laflar öyle? Hayattan elimi eteğimi çektim filan. Rica ederim. İltifat ediyorsunuz efendim. Bilakis ben hakikatleri dile getiriyorum. Ay Cihangir Beyciğim. Sizi kadar hoş bir beyefendiden böyle bir iltifat duymak gururumu okşadı hakikaten. Ah, kahvelerimiz de geliyor. Evet. Kahveler de geldi. İnşallah kazasız belasız atlatacağız bu sefer. Şimdi şey galiba, kahvemin içine ne koyduğunuzu bilmiyormuş gibi yapacağım. İçince de yüzüm ekşiyince güleceksiniz falan galiba, klasik. Sadece tuz koymadık, başka şeyler de koyduk. Bizden kız almak zor. Kahraman Beyciğim. Kıymetli yani bizim kızımız. Sağ ol canım. Ablam diyor ki yani çok deneysel çalıştık bu sefer. Sizin nasıl maceralar bekleyecek acaba Kahraman Bey? İçeyim o zaman. Ne koydunuz bunun içine ya? Su ver, su. Oğlum. Baba, iyiyim. Kahvelerimizde içtiğimize göre... Sıra geldi hepimizin malumu olan konuya. Ya o zaman kısmet olmadı. Bugüneymiş nasip. Evet. Gençler birbirlerini sevmişler. Oğlumuz bize evlenmek istediğini söyledi. Yani sizin kızınızla. Eğer küçük hanım da kabul ederse... bize pek söz düşmüyor herhalde, değil mi? Hı? şey, babam böyle şeyleri hiç beceremezdi. Yani babacığım adettendir yani. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz falan. Oğlum ben. İstiyoruz ya, babam öyle demek istedi. Ben pek anlayamadım Cihangir Bey. Siz anladınız mı Mürüvvet Hanım? Yani siz de bayansınız sonuçta. Nasıl isteme bu böyle ya, sanki... Hani biz istemiyoruz da çocuklar evleneceklermiş öyle yok, dediler. Yok canım, olur mu öyle şey? Hayır hayır babacığım. Hayır, bir dakika, susun ya. Ben size sormadım ya. Ben Cihangir Bey'le konuşuyorum. Ne oluyor? Buyurun. Galiba ben niyetimi yanlış arz ettim konuyu. Bizim... bu evlilikten yani hiçbir çekincemiz yok. Hı. Yani sizin için de uygunsa evlensinler.
de biz... Yani aslında benim kızım genç daha. Okulu var yani. Okuyacak, mezun olacak. Ama bir adı konsun istedik. Öyle, değil mi? Ne diyoruz? Verdik gitti. Ay. Ay. Evet. Kalkıyordu kızlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Efendim. Hadi bakalım. Hayırlısı inşallah. Hadi bakalım. Tebrik ederim. Sağ olun. Babacığım. Duran'ın evlilik akdinin ilk haf başımız. Hayırlı olsun. Yes. Ah güzel kızım benim. Başım. Başım. Maşallah Allah tamamını verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.